Herkese merhabalar, Oni'ye hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi birkaç sorunla karşılaştık, hatta bayağı bir sorunla karşılaştık. Bu bölümde biraz daha sorun çözmeye yönelik bir video olacak. Çünkü şöyle bir şey oldu arkadaşlar, ben biraz oynadım ve bir şeyler planlıyordum. Özellikle bu altın volkanıyla buradaki derin dondurucu hakkında bir planlar yapıyordum. Meteor yağmaya başladı arkadaşlar. Meteor yağdıktan sonra şöyle bir durum oldu. Bizim bu gezegende yaptığımız, hazırladığımız bu yer patladı arkadaşlar. Meteor şurayı kırdı. Burada meteor düştü abi. Özellikle bir tane de buraya düştü. Buraya düştü. Burası tamamen sular altında kaldı. İşte şurada sürekli su donmaya başladı falan. Bayağı büyük problemler yaşadık. Şimdi bu bölümde arkadaşlar problem çözmeye yönelik olacak bir tık daha. Çünkü projeleri yapamadım bunun yüzünden, daha doğrusu. Bayağı bir şeyler düzeltmeye başlayacağız. Öncelikle arkadaşlar şurayı ben otomatikleştirmek istiyorum. Bir arkadaşımız da söyledi. Aslında yapacaktım. Unuttum bunu. Tamamen aklımdan çıktı yani. O yüzden hemen şimdi bunu yapıyorum abi. Şurada kablomuz olması gerekiyor zaten. 1810 watt bize yetecektir diye düşünüyorum. Sonra abi buraya geliyorum. Çeliği seçiyorum. Çelikten 15 ton, hatta kaç ton var abi bizde? 14 ton varmış. Tamam, 10 ton gönderelim yine. Ve diğer gezegendeki arkadaşlar buraya başlayalım. Şu anda da bizde 5 ton var. 10 ton da gönderdiğimiz zaman en azından şu kısmı kapatmak istiyorum. Ve burayı da şöyle yapacağız arkadaşlar. Burayı tam buradaki nötronyum var ya, bunun hizasında yapalım. Çünkü şöyle bir durum var. Nötronyum zaten hani yıkılamadığı için bu hattı kullansak çok daha mantıklı olur diye düşündüm. Hatta abi görüyor musunuz? Burada bir tane daha açığımız var maalesef. Şimdilik yine yalıtımlı karoyla kapatacağım. Hizamız bu olacak arkadaşlar. Bu hiza şey olacak. Direkt silo olacak. Aynı şekilde hemen şuradan göstereyim. Silo bu hatta olacak. Yalıtımlı karo da yine diğer gezegendeki gibi olacak. Tabi bu arada biraz malzemeden yana sıkıntımız var. Mahfik kayadan yapabiliriz diye düşünüyorum. 2 blok olacak şekilde arkadaşlar. Aynı diğer gezegende yaptığımız gibi, onu da hemen size gösteriyorum. Bayağı bu arada durdurulmuş şekilde oynamak zorundayım arkadaşlar. Bu sebeplerden ötürü. Şimdi burada ne yapmışız? Aynen 2 blok koymuşuz abi. Şimdi ben şunu yapacağım. Öncelikle boru hattı çekmeye başlayacağım. Çünkü dediğim gibi meteor geldi geliyor abi. O yüzden hatta siloyu da alıyorum abi. Şu noktadan başlatıyorum. Burayı en azından değiştirmeye başlasınlar bence. Bu kısmı da yıkabiliriz. Aynen burayı yıkabiliriz. Buraya abi hemen bir öncelik veriyorum. İnşaatına 9 öncelik veriyorum. Buraya bir başlaya dursunlar. Biz de o sırada diğer problemleri çözmeye başlayalım. Abi her yerde bir açık var. Hatta şurası da meteor düşüp patlamıştı. Ben buraya da bir koruma olsun diye bir tane daha koyacağım. Bu arada yine bir problem daha var da arkadaşlar, buradaki biz slime'ları direkt diğer gezegene gönderiyoruz ya. Şuna bakar mısınız abi? Burada 1 milyon balçık ciğer birikmiş. Yani balçığı çok fazla göndermememiz lazımdı. Biraz benim hatam oldu açıkçası. Buraları da biraz şöyle temizleyelim. Gördüğümüz yerleri en azından. Bu arada buradaki gıda zehirlenmesini biz kullanmıyoruz. Bildiğiniz gibi yanıltıcı bir şey olmasın. Burada temiz halini kullanıyoruz. Suyumuz şu anda tertemiz. Sonra arkadaşlar bir de şey muhabbetini yapalım. Buradaki fazla hidrojeni arkadaşlar diğer gezegene atacağım ben. Şimdi şu aşağıdaki hatta burada var ama aşağının acelesi yok. Aşağı zaten basınçlı bir şekilde duruyor. Önemli olan şuradaki hattı temizlemek. Şimdi burada sizlere göstermek istediğim şey şu arkadaşlar. Buradaki hidrojen jeneratörüne nereden geliyor bu hidrojen? Şimdi bir tanesine bu hattan geliyor. Burası önemli değil. Bize önemli olan şuradaki hidrojene nereden geliyor? O da abi buradan geliyor. Buradan fazlası da bu elemana gidiyor. Aynı şekilde bu elemana da gidiyor gibi gözüküyor. Tabi buradan da tekrar çıkıyor abi. Tekrar buraya dolandırıyor. Burayı bayağı karbon çorban yapmışız. Bunu da düzelteceğiz abi. Merak etmeyin. Tabi bu biraz zaman alacak. Yani bunun hepsini anında boşaltamayacağım. O yüzden şöyle yapacağız arkadaşlar. Buraya bir tane köprü atıyorum. Aynı şekilde buraya da bir tane köprü atıyorum. Sonra diyorum ki abi sen buradaki yalıtımlı boruyu bana ver. Bu hattı kes abi. Hatta aslında bu neyse, bu hattaki şeyi geri alalım diyecektim ama şurayı keseceğim abi. Aynı şekilde buradaki yalıtımlı boruyu da takıyorum buraya. Ve böylece şöyle bir durum olacak. Burası boşalmaya başladığı için şuradaki gaz da gitmeye başlayacak. Bu tarafa oksijenin olduğu kısma hidrojen bulaştığını fark ettim. Bunlar da buralardaki yuvalara zarar veriyor. Zarar vermesi önemli değil. Hani bakırımız 35 ton birikmiş bu arada. Kobaltımız da yine aynı şekilde 35-36 ton. Hani tamir etsinler, o kadar da problem değil abi. Sonra bakalım şimdi buradan gelecek abi. Buradan sonra hemen diğer gezegene dönüyoruz. Diğer gezegende biz şunu yapmıştık hatırlarsanız. Buradan doğalgazı almıştık. Şimdi ben bu hattı tamamen yıkacağım. Buna şu anda ihtiyacımız yok. Bunu arkadaşlar boydan boya yıkıyorum. Şimdi bu yapacağım şeyler arkadaşlar daha kalıcı olmasına çaba göstereceğim. Elimden geldiği kadar yapacağım. Tabii ki de büyük ihtimal yine kalıcı olmayabilir. Sonra arkadaşlar buradan şimdi hidrojen gelecek. Hidrojeni biz nereden atalım? Şimdi burada en yakın yer sanırım şurası oluyor. Şimdi burayı bağlayamayız. Buradan şimdi girmek çıkmak zorunda kalacağız. En mantıklısı arkadaşlar şurası. Şurada bir yer oluyor. Aynen bu nokta olabilir. Aynen buraya girebildiğimiz için burayı inşa edebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi buradan gelecek abi. Buradan da tabii şimdi atamayacağız. En mantıklısı şu hiza gibi gözüküyor. Tabii köprüyü döndürelim abi. Şöyle döndüreceğiz. Buradan geçecek. Aynı şekilde bir de buradan geçecek. Sonra boruyu alacağız abi. Bu noktadan geliyor. Buraya bağlıyoruz. Buradan da gelecek. Hidrojen buraya dolacak arkadaşlar. Hidrojeni zaten bildiğiniz gibi çok iyi yakıyoruz. Gerçekten öyle yani. Bayağı bir bol bol elektrik kullandığımız için çok güzel bir şekilde yakıyoruz. Ondan yana sıkıntımız yok. Buradaki ekstra boruları da yıkalım. Sonra arkadaşlar bir diğer problemde buradaki gaz boruları ve buradaki atmo takımları tam oksijeni dolduramıyoruz. Hazır atmo takım demişken şunu yapacağım ama 10 tane arkadaşlar buraya ekstra bir atmo takım görevi vereceğim. Bir tık atmo takımın azaldığını fark ettim. Sonra aynı şekilde arkadaşlar bizim şey de bitmiş. İşlenmiş karbon da çok azalmış. Aynı şekilde geliyorum abi. Bu arada ahşaptan da yapabiliyoruz 88 ton ama kömürümüz çok fazla, yani kömürü çok da kullandığımızı düşünmüyorum. Hatta abi 50 de değil 90 tane öncelik verelim buraya, işlenmiş karbonu yapa dursunlar. Bu arada bir de burada da depoladığımızı fark ettim arkadaşlar. O yüzden buradaki depolamayı kireç ve işlenmiş karbonu alıyorum. Buraya depolasınlar, sanki daha mantıklı olur gibi. Sonra da bir otosüpürücü daha buraya atalım bence. Hatta abi şurada bir yerde olsaymış hepsine ulaşıyordu ama buralara maalesef koyamıyoruz. Çünkü bu eleman arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi, daha doğrusu bu eleman 4 büyüklükte 3 büyüklükte gibi gözüküyor ama değil maalesef. Keşke 3 boyutlukta olsaymış. Yapacak bir şey yok. Şu hizaya koyalım. Zaten burada hazır kablomuz da var arkadaşlar. Direkt burayı çekiyorum. Şimdi buradaki problemi de nasıl çözeceğiz onu da sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi burada yalıtımlı gaz borumuz var. Ben burayı şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Şimdi buradan gelen fazla oksijeni biz burada köprüleyeceğiz. Köprüden geleni arkadaşlar bu noktada ben direkt buraya birleştireceğim. Böylece ne olmuş olacak? Buradan gelen ekstra oksijen arkadaşlar buradan gidecek. Ha şöyle bir durum var. Burada engellemez mi abi falan diye de düşünebilirsiniz. Hayır, engellemiyor arkadaşlar. Bunu denedim, dediğim gibi yani zaten biraz oynadığımı söylemiştim sizlere. O yüzden yani bu problemleri görüp çözüm ürettim. Sonra da videoyu maalesef tekrar silmek zorunda kaldım. Şimdi burada tabii şöyle bir durum var. Buradaki atmo takımları çok iyi dolduruyor bu oksijen. Çünkü şöyle bir durum var. Bu sol taraftan çıkan duplicant daha fazla olduğu için buraya dolmasına zaman ayırıyor. Onu da yine aynı şekilde şöyle çözdük arkadaşlar. Ben şu kısımdan bir tane köprü atacağım. Aynı şekilde tam şu hizadan. Buradan da yine bir overflow dediğimiz muhabbeti yapacağız ve buraya dolduracağız. Tabii burada bir sıkıntıyla karşılaşır mıyız? Şu anda bilmiyorum. Şimdilik idarelik böyle çözmeye çalışacağım. Sonra arkadaşlar bir de buradaki kirli suyla ilgili muhabbete gelelim. Hala bu arada durdurulmuş bir şekilde oynamak zorundayız. Burada arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Bizim burada hani depolamamız için şu anda hiçbir gerekçe yok. Biz burada ne yapıyoruz sadece? Tuvaletlerden, banyolardan ve işte buradaki adı neydi abi? Lavabodan gelen kirli suyu biz burada depoluyoruz bildiğiniz gibi. Bunu arkadaşlar buradaki depoyu tamamen kaldırmak istiyorum. Tabi hani işimize geliyordu, daha kolaylaştırıyordu falan, hani burada 24 derecelerde daha iyi bir soğutulmuş bir kirli su gibi oluyordu. Ben de şunu düşündüm arkadaşlar, zaten burada da sıcaklıklar çok ahım şahım değil. Şöyle yapalım. Buradan çıkan kirli suyu ve aynı şekilde bu karbon sıyırıcılardan çıkan kirli suyu direkt buraya atalım. Zaten şurada bir tane çıkışımız varmış. Bunu alıyorum arkadaşlar, direkt şu noktadan atıyorum. Sonra da abi bu noktayı kesebiliriz. Zaten sonra yıkacağız bunları. Şimdi çok fazla da acele etmek de istemiyorum. Aynı şekilde burada da borumuz varmış. Ben bu boruyu biraz daha böyle saklamak açısından şu hizadan döndüreceğim. Hatta abi gerekiyorsa şöyle de yapabiliriz. Sanki daha mantıklı olur gibi. Sonra da abi şuradaki bağlantıyı tabii şimdi kesmeyelim. Ne olur ne olmaz. Duplicantlar kullanmama durumları olabilir. O yüzden şimdilik o bağlantıları bırakıyorum. Aynı şekilde bir de buradan geliyor arkadaşlar. Burayı da şöyle yapacağız. Şu hiza sanırım uygun olur bizler için. Yani bu hiza şu noktadan geçirteceğim abi. En mantıklısı bura gibi gözüküyor. Buraya bağlayacağım direkt. Zaten şu noktayı kestiğimiz zaman buradan gelecek abi. Bu noktadan gidecek. Tabii şuradaki bağlantıyı da kesmek zorundayız. Aslında bu elemanın bağlantısını kesmek zorunda değiliz. Bir saniye, zaten burayı da boşaltacağız. Direkt hepsi buraya aksın. Aynen abi. Sanırım bu işimizi çözecek gibi. Sonra arkadaşlar bir şey daha yapmaya karar verdim. Burada klor var. Hazır temiz klor var arkadaşlar. Hani buna bir oda yapacağımı söylemiştim ya. Hani bu gıda zehirlenmesini temizlemek için. Burasını temizlediğini fark ettim arkadaşlar. Tabi bura biraz daha temiz suyumuzun üstünde, fakat bence problem olmayacaktır. Sonuçta zaten depo. Hani yıksak bile bunda şöyle bir durum oluyor arkadaşlar. Bu arada burası neden açık abi? Burayı kapatalım hemen. Burası bura ilginç, açık kalmış. Tabi bunda şöyle bir şey var arkadaşlar. Bu elemanlarda eğer ki çıkışa şöyle bir tane boru koymazsanız depolamamaya başlıyor. Sanırım, tam emin değilim ama hani yine de işimizi sağlam kazığa bağlayalım. Ben şuradan keseceğim. Zaten hani temiz suya şu anda çok fazla ihtiyacımız yok. Yani şu sistem dursa da problem değil diye düşünüyorum. Umarım bu bize biraz da olsun rahatlatır. Kesin bir çözüm olmasa da yine de burada en azından buradaki gıda zehirlenmelerini temizleyebiliriz diye düşünüyorum. Bakalım zaman gösterecek. Sonra arkadaşlar bir şey daha yapmaya karar verdim. O da bizim burada kullandığımız metalleri, daha doğrusu kullandığımızdan kasıt şey, yani buradaki hazır sistemimizi biraz değiştirmeye karar verdim. O da ne yapacağız biliyor musunuz? Çok basit abi. Ve bunun sayesinde işimizi çok daha rahatlayacak. O da şunu yapıyoruz arkadaşlar. Buradaki ben çıkışı direkt buraya bağlayacağım. Hemen anlatacağım, merak etmeyin. Aynı şekilde burayı da taşıyıcı boşaltıcıları kaldırıyorum arkadaşlar. Sonra abi bizim burada hazır döngümüz var. Soğutma döngümüz var. Ben buraya arkadaşlar alüminyumdan metal kara koydum. Şimdi bu metal kara ne yapacak? Buraya düşen ve biz de bunu soğuttuğumuz için aynı şekilde alüminyum ısı yayan sıvı borusuyla buraya düşen arkadaşlar, zaten bir de boşluk olduğu için yine problem olmayacak. Buraya düşen arkadaşlar metaller direkt soğuyacak. Yani bu sistem çok güzel. Yani bunu kesinlikle yapalım. Sonra bir şey daha koymamız gerekiyor. Ben her zaman bunu unutuyorum arkadaşlar. Siz de bana hatırlatmadınız açıkçası. Buralara buffer tanks, yani ortalama bir derece alsın, daha az çalışsın bu aquatunerlar diye sıvı rezervuarları koyalım arkadaşlar. Aynı şekilde şöyle yapabiliriz, hatta bağlayalım. Şimdi buradan girecek abi, buradan da çıkışını vermemiz gerekiyor. Şimdilik tabi bağlamayacağım. Duplicantlar bir yapa dursunlar. Aynı şekilde bir buffer tank'e daha ihtiyacımız var. O da bu kısımda arkadaşlar. Buraya da koymak istiyorum. Çünkü hani bu elemanın bir tık daha fazla ısınıyor arkadaşlar. Çünkü bu eleman 326 derece. Tam da ikisi aynı anda çalışmaya denk geldiği zaman bu elemanı sürekli tamir ettiklerini fark ettim. O yüzden bir tık daha bu işi düzeltmeye karar verdim. Aynı şekilde buraya da yalıtımlı boruları çekiyorum. Şuradan giriş olacak. Buradan da çıkışı olacak değil mi? Aynen böyle geliyor abi. Buradan girecek. Buradan da çıkacak. Şimdilik dediğim gibi yine bağlamıyorum. Çünkü biraz daha fazla sıvı gerekecek. O yüzden hani onları bekleteceğiz. Sonra da arkadaşlar bu trafoları tekrar değiştirmeye karar verdim. Altın amalgamımız demişim. Bu arada altın amalgamamız da çok fazla birikti arkadaşlar. Hani bu yıkmalarımızdan dolayı 189 ton altın amalgamamız olmuş. Aynı şekilde bakırımızda, demirimizde çok fazla geri döndürdük. Bu da bizim işimize çok gelecek. Ha, şunu diyecektim. Burada kurşunu kullanmak yerine tabi ısıya tepkili falan ama arızalanmasın arkadaşlar. O yüzden şunu yapacağım. Kobaltımız yine çok fazla. Aslında altın da yapabiliriz. Aynen abi, altın yapalım. Altını zaten hani kullanacağız. Bildiğiniz gibi altında üreteceğimiz için hani problem olmayacaktır. Bunları arkadaşlar kurşunla koyduklarımı tekrar altına dönüştürüyorum. Sadece şuradakileri değiştirmeyeceğim arkadaşlar. Geri kalan trafoları değiştirdim. Hani burası zaten her zaman soğuk olacak. O yüzden bu elemanlar kalabilir. Belki de fikrim değişebilir, bilmiyorum. Burası şimdilik dursun. Bu arada başka nerede kullandık ona bakıyordum. Ha, burada bir de fazladan sülfür kalmıştı, o bile gitmiş abi. Ha, şunu da değiştirelim. Bu elemanda da yine problem oluyordur diye düşünüyorum. O yüzden altına dönüştürüyorum. Bu aşağıdaki kobalt. Başka da kalmadı sanırım. Ha, bir de bu elemanlar var abi. Bunları da değiştirelim hemen. Sonra arkadaşlar bir sonraki problemimize geçelim. Ben buraya hiç bakmadım arkadaşlar. Bazı problemlerle karşılaşmışız. Öncelikle arkadaşlar şurada bir tane bu elemandan çıkmış. Bu elemanı hemen şuraya atıyorum. Buradaki çünkü eleman tek başına kalmış. Sanırım yumurtada atmamış gibi gözüküyor. Veyahut da bunların arkasında da kalmış olabilir. Bilemedim şu anda. Bu eleman tek başına kalmış. Yani büyük ihtimal zaten yetişiyordur ama yani ne olur ne olmaz. Burada şöyle bir hata yapmışız arkadaşlar. Biz bunu üzerinde olarak işaretlemişiz. Aynı şekilde bu da üzerinde olduğu için buradaki tüm bahtlar gitmiş arkadaşlar. Buradaki bahtların hepsi ölmüş. Yani buradaki muhabbetimiz sıkıntıya girmiş. Ve aynı şekilde arkadaşlar burada da aynı problem var. Ha, şurada bahtlarda da aynı hatayı yapmışız. Üzerinde olmuş abi, yanlış olmuş. Altındaysa yeşil sinyal gönderecekti. Aynı şekilde burada da var. Sonra arkadaşlar buraya da bir çözümüm olacak. Buraya da biraz otomasyon yapacağız arkadaşlar. Bu su soğutucusunu kaldıracağız. Buranın ahır olması gerekiyor. Bununla ilgili sizden bir yorum bekledim ama bunu çözdüm arkadaşlar, merak etmeyin. O yüzden buna bir düzenleme yapacağız. Tabi yaratık toplamayı burada çalışmadığını fark ettim. Bunu da aşağıya taşıyacağız. Son kalan düzenlememiz de arkadaşlar, ondan sonra oyunu başlatacağız. Buraya arkadaşlar bir tane daha trafo koymak istiyorum. Buraya koyacağımız trafoda buradaki yapacağımız soğutucuya veyahut da koyacağımız ekstra malzemelere bir tane daha ekstra trafo olsun diye bir tane daha zaten var. Hani termos sıvı ayarlayıcı aquaturner'a da bir tane olacak şekilde koymak istiyorum. Tabi bu trafoları hepsini bir tık sola kaydırmak gerekiyor. Bunları da hemen yapmaya başlıyorum. Şimdi oyunu başlattık. İlk önce arkadaşlar geleneği bozmayalım ve bir tane plan alalım. Bu arada hani şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar bu bölümde. Hepsini düzeltip sonra size göstereceğim. Çünkü çok fazla uzun açıklama yaptığım için zaten canınız sıkılmıştır diye düşünüyorum. Daha fazla sıkmamak için onları yapacağım. Eldiven çıktı. Oo abi, kayganbaz uçuşu çıktı. Çok güzel bir tabloya benziyor. Değerli de yazıyor zaten. Bu da güzel bir dokunuş oldu. Şimdi görevlere başladık arkadaşlar. Burayı düzelttik. Gördüğünüz gibi burası doluysa eğer burayı bypass yapıyor ve burayı doldurmaya başlıyor. Aynı şekilde burada da eğer gaz gitmiyorsa buradaki gaz çıkışında borudan geçmeye devam ediyor ve diğer yere gidiyor ve böylece arkadaşlar buradaki oksijeni de biraz olsun hızlandırmaya başladık. Yani buradan daha fazla oksijen artık aşağı inmeye başlayacak. Bu da gayet iyi oldu. Sonra arkadaşlar bir şey oldu. Çok güzel bir güncelleme ile karşılaştım bugün. Bir tane mod yüzünden arkadaşlar benim bu save'im açılmıyormuş. Ben bunu fark ettim. Bu arada gömülü derken abi umarım bir sıkıntı yaşamıyoruzdur umarım. Aynen arkadaşlar, dediğim sanırım oldu mu? Aynen abi, söylediğim şey buydu. Ha yok, bu meteor değilmiş. Ha, burayı yapıyorlarmış. Bir an için korktum abi, gerçekten korktum. Burada malzemeler sıcak olduğu için buhar oluştu. Aynen abi, burada tabii çok fazla problem olmayacaktır. Burası zaten soğuk olduğu için. Buradaki regolitler falan sıcak düşmüş. Büyük ihtimal o yüzden olmuştur diye düşünüyorum. Ne diyordum abi? Güncellemeyi açabildim arkadaşlar. Aynı şekilde de Frosty paketini de kaydımda açabildim. Ve hemen yeni güncelleme ile birlikte bir şeyi düzeltmeye karar verdim. Bu da arkadaşlar şu. Şimdi biz bildiğiniz gibi 6 tane tuvalete çıkardığımız için biz bu programlardaki duplicant sayısını artırabiliriz artık. Tabii bunun bir yan etkisi var, bir dezavantajı var. Şimdi şöyle bir durum var. Tek bir alarmda, yani bu tek bir programda daha fazla kişiyi çalıştıracağız. Ama tabii bize dezavantajı aynı kişiler, mesela 6 kişi bir yanda uyuyacak bu sefer de. Ama bence çok da büyük problem değil arkadaşlar. Şunu yapacağız. Bizim son gelen elemanlarımızı 4 ve 5'i arkadaşlar buradaki 1, 2, 3'e dağıtacağız. Çünkü 6 kişi oluyor böylece. Şimdi burada bir düzenleme yapalım. Tabii yine durdurmak istiyorum abi. Çünkü arka planda bir sürü iş yapıyoruz. Şimdi burada bizim hiç şeyimiz yok arkadaşlar. Taylor burada. Aynen, Taylor burada olduğu için ben şunu yapacağım. Bizim Carrie çok iyi. Burada elemanımız çok iyi olduğu için Carrie'yi arkadaşlar buraya taşıyalım. Burada hiçbir tane mekatronik elemanımız olmadığını fark ettim. Charlie burada tek başına yetişemiyordur diye Charlie'ye de çok iyi çalışanımız olduğu için yanına bir de Jamie'yi veriyorum arkadaşlar. Sonra burada da yine aynı şekilde hiç mekatronimiz olmadığı için burada sadece 2 tane inşaatçımız var. Mesela biri burada Jeff, biri burada Leah olduğu için buraya da arkadaşlar bizim elemanlarımız Anita ve Jade'i, bir tanesini buraya vereceğim. Anita buraya gelsin. O Taylor buradaymış abi. Taylor tek başına yeter arkadaşlar. Taylor bence burada kalmaya devam etsin. Bence Jade'i de buraya verelim. İkisi bir buradaki tüm işi yapsınlar. 3 tane inşaatçı olacak burada. Çok daha hızlı yaparlar diye düşünüyorum. Sonra da arkadaşlar 2 tane bizim burada da tarım ve hayvancılıkla uğraşan elemanımız var. Burada Pei olduğu için, burada da hiç öyle bir insan olmadığı için buraya arkadaşlar son 2 Lenny ve Joe'yu taşıyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki muhabbeti nasıl düzelttiğimi sizlere anlatmak istiyorum. Öncelikle arkadaşlar buradaki yaratık bırakmaları da kullanmaya başladım. Şu anda tam %100 gerçekten hani nasıl çalıştığını bilmiyorum ama bunu çok uğraştım arkadaşlar üzerinde, böyle 2 saat falan uğraştım sanırım, yanlışım yoksa. Böyle yaparak düzeltebildim arkadaşlar. Şimdi 2 tane yaratık toplama noktası koydum. Yukarıdakini ve bu ortadaki kısmı V kapısına. O abi V kapısı olmuş. Yanlışlıkla V kapısı yapmışız. Veya kapısı olacaktı. İkisinden biri de yeşil sinyal gönderirse buradaki yaratık toplamayı çalıştıracaklar. Yaratık toplamayı da şöyle yaptım arkadaşlar. 4 tane yaratık yaptım. Sadece cilalı Draco ve cilalı Draco yavrusu yaptım. Böylece kırpma istasyonu da çalışmaya başladı. Diğer elemanı yıktığımız için. Sonra da arkadaşlar buraya veya kapısı koyduğumuz için de arkadaşlar şöyle bir durum oldu. Hepsi tek bir yere bağlı olduğu zaman bir hata oluşuyor arkadaşlar. Tam bilemedim. 2 tane yaratık bırakma toplama noktası koyarak böyle çözdüm. Aşağıya da buradaki yaratık bırakma noktasına bağladım. Hani zaten şöyle bir durum var. Veya kapısı hani 3 tane girişi olmadığı için zaten 2 tane yaratık toplama koydum. Mesela bu veya da 3. bir port daha olsaydı burayı zaten o 3. porta bağlayacaktım. Böylece tekiyle gidermiş olacak. Bunu böyle çözdüm arkadaşlar. Bilemiyorum yani. Başka da bir çözüm yolu bulamadım. Öteki türlü hepsini denedim arkadaşlar. Tek bağlantı falan yaptım. Duplicant ne yapıyor biliyor musunuz? Geliyor arkadaşlar. Buradaki tüm Draco'ları bağlayana kadar burada yaratık toplamanın başında bekliyor. Bunu yaptığım için bu herhalde, artık tam emin değilim. Yaratık bırakma noktası kırmızı sinyal gönderdiği için arkadaşlar eleman artık buradaki yaratık toplama noktasında daha fazla uğraşmıyor. Sonra gidiyor bağlanmış elemanları diğer yere taşıyor. Yani bunu da böylece çözmüş oldum. Şimdi buradaki koyduğumuz buffer tankleri yapmaya başlayalım artık arkadaşlar. Bunun zamanı geldi. Hop, yanlışlıkla aşağıya gittim abi. Menüye tıkladım sanırım. Şimdi bu noktayı bağlayacağız arkadaşlar. Biraz daha bize kirli su gerekiyor tabii. Kirli suyu da ben şu noktadan biraz daha gıda zehirlenmeli alacağım ama zaten hani havaya falan karıştığı için çok problem olacağını düşünmüyorum. Umarım da olmaz abi. Tabii buradan nasıl alacağız bunu? Biraz şurayı düzeltmemiz gerekiyor. Şu noktadan bir köprü koysak, bir de böyle köprü koyacağız. Sonra da bu köprüleri şöyle bağlayabiliriz. Buradan da kum taşını kullanabiliriz. Birazcık olsun şu elemanı doldurtacağım arkadaşlar. Bu arada şuradaki sistem çok güzel çalışmaya başladı. Hatta buradaki kirli su seviyesi de düşmeye başladı arkadaşlar. Hepsini buraya atıyoruz. Buraya gelen arkadaşlar kirli su da temizlenmeye başladı bile. Yani 2. depoda bile böyle yarı yarıya düştü gıda zehirlenmeleri. Hani şu anda Çok güzel çalışıyor. Çıkışını da bağladık arkadaşlar. Çıkışı girişe bağladık. Buradan neden ama kirli su gitmiyor? Ha, burada depoya daha gelmemiş. Dolsun, önemli değil. Yani biraz da bu depolar içindeki sular da azalmış olur hem. Tüm trafoları değiştirdim arkadaşlar. Trafolardan yana sıkıntı yok gibi duruyor. Aynen abi, hepsi düzgün çalışıyor. Şimdi ben size bu sistemi anlatmak istiyorum arkadaşlar. Bunu bir yapalım hatta. Şimdi ben şu noktayı bağlayacağım. Burayı keseceğim. Şurası çıktıktan sonra bunu yıkıyorum arkadaşlar. Hop, gösteremedim abi, borudan geçtiği gittiği için. Şimdi bu elemandan arkadaşlar 19 derece geliyor, 30 derece çıkıyor. Şimdi buradaki kobalt 76 derece arkadaşlar. Ve biz de tabii şöyle bir şey de yapacağız. Hani buradaki kobaltı da ben buraya atma görevi vereceğim. O da ne diyorum abi? Şuradaki 10 ton kobaltımızı buraya atacağız. Burada bu soğumaya devam edecek. Şimdi şurada sizlere göstermek istiyorum. Kobalt 76 derece arkadaşlar. Sıcaklığına bakar mısınız? Ne kadar hızlı düşüyor. Tabi şu anda kilosu çok az olduğu için daha hızlı soğuyor. Daha fazla burada biriktikçe daha az soğuyacak. Tabi hala ama soğumaya devam edecek tabii ki de. O bu arada buraya çeliği getirmişler arkadaşlar. Hemen şuraya bir çelik yazıyorum. Tabi manuel kullanımı kapatalım. Bu sefer otosüpürücü göndermeye başlasın. Bu arada burası da bitmiş abi. Hemen buraya da bir düzenleme yapalım. Buradan girecek, buradan çıkacak. Sonra şuradaki bağlantıyı keseceğiz. Yani buraya da biraz kirli su koymak zorunda kalabiliriz. Aynı şekilde yukarı gitmeyecek. Burayı soğutacak çünkü. Aynen abi, şu anda burası da olması gerekiyor. Şu kısmı da kesiyorum. Burayı yıkıyorum abi. Yıkıyorum. Ondan sonra buradaki demire bakalım. 52 derece. Biraz daha vakti var sanırım bunun. Biz de hemen şuradaki demiri alıyoruz abi. Bu noktaya atıyoruz. Başka bir demir daha gözüküyor. Aynen, burada fazla demir birikmiş. 30 ton demir birikmiş abi. Çok güzel. Aynen, hemen gördüğünüz gibi demir çok güzel bir şekilde soğumaya başladı. Bu arada buradaki kirli suyu da arkadaşlar hemen şuradan borumuz gidiyormuş. Tabii şu eleman biraz riskli olduğu için ben şu elemanı kullanacağım. Oradan gelecek olan herhangi bir diğer sıvıları uğraşmak istemiyorum. Çünkü şu eleman biraz daha temiz abi. Bu buradan gelme ihtimali çok düşük yani. Zaten çok az dolduracağımız için hani problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Bu noktadan getiriyorum abi, yalıtımlıyla şuraya getiriyorum. Sonra buradan da yine bir köprü koymak zorundayız. Yanlış tuşa bastım. Şöyle burayı da dolduruyoruz. He, burası tamam. Sonra bir de bu tarafa koyduk arkadaşlar. Bu eleman doldurmuş mu? Hemen bakalım. O doldurması için bir saniye şurayı biraz kesmemiz gerekiyor. Biraz doldursun. Biraz, hatta şuradan da kesiyorum. Hani biraz daha oraya çok az doldursa bile yetiyor arkadaşlar. Çok önemli değil açıkçası. Aynen, bu kadar yeterli olur büyük ihtimal. Şuradan tam kesersek aynen böyle çok daha mantıklı olur. Sonra burayı da tekrar bağlıyorum. Şurayı da tekrar bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar buradaki silo görevlerini de vermek istiyorum açıkçası. Şurada bir kilit yapacağız arkadaşlar. Şurayı kapatacağım tabi. Sadece duplicantlar buradan çıkacak. Buradan da zaten yine bir küçük bir giriş koymayı düşünüyorum. Şimdilik kaba taslak planlayalım. Zamanı gelince buraya daha iyi yapacağız. Şimdi yapabildiğim kadar koyacağım arkadaşlar. Mesela buraya kadar. Şimdilik şöyle iş görür bir iki ihtimal. Aynen, buraya kadar emir veriyorum. Şu kısmı da şunu yapacağım arkadaşlar. Arka plan muhabbeti var ya, bunu koyduğumuz zaman alçı levha oluyor sanırım. Bunun sayesinde buradan gaz çıkışını engellemiş oluyoruz. Bunlara tabi zamanı gelince yapacağız. Şu an için sadece amacımız burayı bir düzeltmeye çalışmak. Meteorlarda büyük ihtimal yolda geliyor diye düşünüyorum. Bakalım. Şimdi arkadaşlar bir de sizlere bu hidrojen muhabbetini göstereyim. Normalde hidrojen şurada boşalmaya başlamıştı. Şimdi tekrar dolmaya başladı. Bunu da hemen şuradan göstermek istiyorum sizlere. Artık şu elemanda bir geri dönme muhabbeti olmuyor arkadaşlar. Şu eleman hatta boşalmaya başlamış bile. Zamanla bunu düzelteceğiz. Bayağı bir vakte ihtiyacım var. Buraları düzeltmek zorundayız. Yani yapacaktık bunu zaten. Hani bunları söylemiştim sizlere arkadaşlar. Hani farklı bir şey yapmıyorum sonuçta. Bunları mecbur yapacağız yani. Projeleri tabii ki de bu bölümden sonra devam ettireceğim. Onu kesinlikle yapacağım. Bu arada bir de şuradaki hidrojenden kurtulmaya karar verdim arkadaşlar. Buraya bir hidrojeni boşaltalım artık. Hatta şöyle bir şey yapacağım abi. Şuraya bir iki tane de küçük pompa koyacağım. Buraya bir boru hattı çekelim. Şöyle bir hat çekeceğim abi. Tabii buraya bir filtre koymak zorundayız. Zaten bu odayı bir de yıkacağım abi. Şimdi yıkacağım hatta. Hani bu odaya artık ihtiyacımız yok. Şunu da kapatalım. Şimdi tabi buradaki borularda gelen şurada birleşecek arkadaşlar. Buradan alacağız. Hidrojeni ben şuradan filtreleyip direkt dışarıya atacağım abi. Başka hani başka bir şey yapmamıza gerek yok. Hidrojen direkt gidebilir şu noktadan. Yani tekrar buraya döndürebiliriz ama çok da uğraşmak da istemedim açıkçası. Diyeceğim ama sanki uğraşsak iyi olur gibi. Şuradan bence bağlayalım bunu da. Tabii şöyle bir durum var. Diğer gazları da tekrar buraya geri atacağız. Yani sıkıntı yok zaten. Yani başka ne olabilir ki oksijenin haricinde? Karbondioksit denk gelebilir. Onu da zaten burada temizliyoruz. Abi açlıktan ölme derken Charlie. Abi Charlie ne oldu sana? Abi Charlie bug'a düşmüş. Yılışık piple sarılmış. Burada bug'a düşmüş eleman. Oo, stresi %91'e çıkmış. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Sağlığı %100 ama bunu bir düzeltmeye çalışayım ben hemen. Arkadaşlar ben ilk defa böyle bir hatayla karşılaşıyorum. Elemanı bağladım falan filan. Üstüne blok koydum Charlie'nin. Yeni kurtardım. Kaydı 2-3 kere yükledim falan. Eleman abi psikopata bağladı. Bir tuhaf bir şey oldu yani. İlk defa dediğim gibi böyle bir hatayla karşılaşıyorum. Az kalsın ölüyordu. Çok zor kurtardım. Yaptığım bazı şeyler gitti yalnız. Charlie'nin stres %99. Eleman hala kalp çıkıyor üstünden. Yılışık piplerden birinde bir problem var. Veyahut da bunda da problem olabilir. Mesela hala sarılma çılgınlığı yazıyor üstünde. Yani bilemedim, bu elemanlar bir de ölüyor. Geç o önemli değil zaten, hani bir sürü pipimiz olduğu için burada ölseler de ben tekrar burayı piplerle doldururum, problem değil o kısmı. Yani ilk defa dediğim gibi böyle bir sıkıntı oldu. Ben hemen tekrar buraları düzeltmeye devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar burada yaptıklarımdan yine bahsetmek istiyorum. Buraları bayağı düzelttim. Şimdi bu hizaya da başladım. Şu hizayı böyle şimdiden çektim yani hazır olsun maksat diye. Aynı şekilde bu noktaya kadar geldim. Şimdi burada kilit yapmak istedim. Tabii kilitte şöyle bir problem oldu. Buraya çok fazla şey yapamıyoruz. Ham petrolümüz kalmamış çünkü. Ama problem değil yani. Şöyle bir şey. Zaten hani kilit olmuş bile arkadaşlar. O yüzden hani problem değil diye düşünüyorum. Şöyle yapacağız. Şu hizadan biraz merdiveni yıkacağım abi ben. Yani buradaki merdivene ihtiyacımız yok. Sonra şimdi burayı açabilir miyiz? Sanki açamayız gibi duruyor. Aslında bir saniye abi. Şurayı yıkmak yerine ben önce şurayı yıkacağım. Buradaki hem sıvılar da dökülsün aşağı. Zaten buradan dökülmeyecek. Yani burası kapalı zaten. Sonra buraya silo çekelim. Ondan sonra bu taraftan açmaya başlayalım. İki taraftan da duplicantlar girerse daha kolay olur gibi iş. Bu arada arkadaşlar tüm sistemleri yaptım. Sadece şurası hariç. Duplicantlara şu anda temizleme görevleri verdim arkadaşlar. Onları yapıyorlar. Burada hani sistem yapacağımız için şimdiden buraların temizlikleriyle uğraşsınlar. Yine aynı şekilde burada çelik görevi verdim arkadaşlar. Hemen buradaki çelik görevini kaldırıyorum. Yine çeliği atsın abi. Tüm çeliğimizi göndereceğiz büyük ihtimal yani orası bitene kadar. Aynı şekilde burada da çelik üretimimize devam ediyoruz. 75 tane çelik verdim. İşlenmiş karbonu da üretiyoruz aynı şekilde. Aynen abi, çelik sürekli devam. Sonra arkadaşlar şimdi burada derin dondurucudaki muhabbeti yine söylemek istiyorum. Buraya giremeyeceğim arkadaşlar, aynı şekilde buraya da koymayacağım. Aquationer koyacağız yani deep freezer yapabilmek için, derin dondurucu. Burada arkadaşlar çok fazla bor olduğunu fark ettim, o yüzden buradaki yerlere, hazır yerlere aquatuner koymaktansa şuraya bir yer yapmaya karar verdim. Bence burası çok daha mantıklı, sağlıklı olacaktır. Şimdiden başlayalım bence. Bu arada o abi buradaki hidrojen hemen hemen bitmiş bile. Çok iyi, burayı da temizlemişiz. Oo abi çok güzel. Hidrojen de bayağı dolmuş. Diğer yere de hemen bir bakalım. Biz buralara bakıyorken zaten arka planda duplicantlar bayağı görev yapıyorlar. Çok iyi abi, hidrojen biraz düzelmiş gibi. Ben şimdi şunu yapayım arkadaşlar. Şuranın bir planını başlatayım. Şunları bir düzelteyim. Bunları hala düzeltmedim. Sonra da yavaş yavaş bir şeyler yapalım yine. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum oldu. Biz tüm çeliği gönderdiğimiz için buradaki termosıvı ayarlayıcıyı yapamadık. Tabi sıkıntı yok yani, hala burada çelik üretimimiz devam ediyor. Tabi bu sefer de Kirecimiz bitmiş abi. Onu ben fark etmedim. Hemen geliyorum şuradan bir... Abi şuradan bir 90 verelim gitsin yani. Fosili başka bir şeye kullanmayacağız nasıl olsa. Elemanlar ürete dursunlar. Burayı 6'ya çıkardım arkadaşlar. Çok iyi oldu burası. Hepsini de kobalttan yaptım. Aynı şekilde kabloları da düzelttim. Burada bize ekstra bir trafomuz oldu. Şimdi bu en sağdaki trafoyu arkadaşlar ben şunun için kullanacağım. Buradaki dediğim gibi aqua tuner için kullanalım. Biraz da tabii yine yaptığım bazı sıkıntıları düzelttim arkadaşlar. Kabloları biraz düzelttim. Bir de buraya biz hava akışı karasu koymuşuz arkadaşlar. Bu iki kısma da karbondioksit gittiğini fark ettim. Onu da düzelttim. Buraya daha fazla karbondioksit gitmeyecek. Tabii şuradan geçen bir duplicant'ın bir şans eseri belki yine gidebilir ama en azından onu biraz daha azaltmış olduk diye düşünüyorum. Tabii şimdi ne yapacağız abi? Şimdi burada bir döngü oluşturmamız gerekiyor. Bir kötü haberim var arkadaşlar. Burası tam ortalı değil maalesef. O da ne demek istiyorum? Şimdi o da 14 kare olduğu için arkadaşlar 7'ye 7 oluyor. Ve biz hani bu yapacağımız derin dondurucuda bildiğiniz gibi bir blok üstünde depoluyoruz. O da metal koronun üstünde oluyor. Yani bunu yapamayacağız maalesef ama hani önemli mi? Çok da önemli değil. Hani simetrik olması çok da önemli değil. Şimdi burayı planlamaya geçelim arkadaşlar. Ben şimdi burada yavaştan dekorlarını falan yıkacağım. Hatta gelip şu arka plan binalarını da yıkıyorum. Çünkü bunları inşa etmemizi bir tık engelleyecek abi. Hatta hava akışı karosunu da değiştirmek istiyorum. Tabii biz buraya fazla petrol atmışız abi. Ben onu yine dikkat etmedim. Şimdi o değil de arkadaşlar burada bir morp var. O morp buraya girmesin diye buraya bir tane blok koydum. Bu morbu da öldürmek istemedim abi. Ta buradaki spawn'u yaptığımız zamanlarda bu morb üremişti. Eleman burada dolanıyor. Tabii bunda kötü bir muhabbet var arkadaşlar. Biz bu elemanı taşıyamıyoruz. Yani gerçekten çok kötü bir olay. Bak eleman buraya kirli oksijen atıyor. Lavuk senin yüzünden buraya şey yapamayacağız. Tam temizleyemeyeceğiz. Şimdi yalıtımlı karoyu da abi inşa etmeye şimdi mi gelinir ya? Gözünü seveyim. Keri git şuradan. Ben o elemanı kurtarmak istiyorum. O bir öncelikte bile bunu mu yapıyorsun abi sen? Şaka gibi. Abi ben o morbu öldürmek istemiyorum. İptal edeceğim burayı. Bu arada arkadaşlar şurayı sizlere göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi demir bayağı soğumuş arkadaşlar. 53 derece, bir tanesi de 79 derece gösteriyor. Tabii şuradaki obsidiyene toplatma görevi verebiliriz. Şimdi bunun sıcaklığa etkisi ne? 15 dereceye 22 derece gidiyor. Hani çok fazla soğutmuyor ama şöyle bir durum var arkadaşlar, emin olun zamanla bunlar soğuyacak. Şimdi burada 6,5 ton diyor mesela, bakın burası 35 dereceye düşmüş. Kobaltın tabi değerlerine göre büyük ihtimal mesela ısı iletkenliği 100.000 olduğu için daha hızlı soğuyor olabilir. Demire bakalım, yarı yarıya mesela, o yüzden daha yavaş soğuyacak. Bir de çok fazla var mesela, 22 tona 8 ton diyor arkadaşlar, bunun soğuması biraz zaman alacak. Tabii bunun bize artısı çok büyük arkadaşlar. Mesela demiri tabii bizim duplicantlar şey kullanıyor. Atma takım kullandıkları için çok fazla problem olmuyor ama hani duplicantların tutabilmesi için 70 derecelerin altında olması gerekiyor bu objelerin arkadaşlar. O yüzden hani bu soğutmayı da yapalım bence. Hem de yani orada döngümüz varken kullanmak istedim açıkçası. Şimdi bu gezegende işler çok iyi gidiyor arkadaşlar. 10 ton çelik gelmiş buraya. Şu kısmı açmışlar. Ben burayı tamamen unuttum. Tabii burayı bakamadım abi. Diğer yerle uğraştığım için. Hemen şuralarda bir düzenleme yapalım. Burası bayağı vakit alacak. Yani çok belli zaten. Hani dediğim gibi burayla uğraşacağız. Şimdi bir de şuraya da girmek de istiyorum. Buraya da yavaştan başlasın duplicantlar. O da ne diyorum abi? En azından hani şuradaki sıvıları boşaltalım. Aşağı gitsin. Burada zaten pompamız olduğu için buradan direkt akacaktır diye tahmin ediyorum. Aynen şöyle akacak büyük ihtimal. Buradan da karşıya geçeriz. Şuradan bir açma yaparız. Mesela şu kısım sanırım buradan gider gibi gözüküyor. Yani şöyle açarsam gider abi. Yani böyle gitmesi gerekiyor. Sonra da buradan geçemedikleri yerler olabilir. Mesela burayı kazıyacağımız için burada sıkıntı olabilir. Aynı şekilde yani koyalım, merdivenleri koyalım. Ne olur ne olmaz. Şurayı da kazıyabiliriz aslında. Hem burayı da böyle düzeltmeye çalıştım. Tabii şurada bir yukarı çıkış verelim. Mesela yalıtımlı karoyu kaldıralım. Buraya bir çıkış verelim. Burayı da aynı şekilde kazıyalım. Tabi bunlarda bir sıcaklık muhabbeti var mı? Aynen var abi. Ama 89 derece diyor. Hani bu su da zaten sıcak olduğu için. Bundan ne demek istiyorum? Bu regolitler suyun üstüne düşeceği için onları ısıtabilir. Ama problem değil. Zaten hani burası bile hemen soğumuş ve abi olmuş yine. Abi bunu diyordum işte ben. Şunu acil yapın. Hayda, bir sürü iş çıktı arkadaşlar yine başımıza. Demek ki zaten olacakmış yani. Basınçtan dolayı herhalde. Sanıyorum o yüzden dolayı oluyor. Abi bir ton iş çıktı başımıza gerçekten. Ben bunu tahmin edemedim. Büyük ihtimal dediğim muhabbet şu olabilir arkadaşlar. Tortul kayanın sertliğinden dolayı olabilir. O abi eleman bir anda seviye atladı. Sertliğinden dolayı olabilir. Aynen, sertlik çok zayıf diyor. Bunu da nasıl bakabiliriz biliyor musunuz? Mesela volkanik kayaya bir bakalım. Volkanik kaya 25 sağlam. Aynen abi, tortul kaya çok zayıfmış. Mafik kayadaki durum ne peki? Mafik kayaya bir bakalım. Abi bu da çok zayıfmış ve biz bunu burada kullandık. Yani bilemedim abi, gerçekten bilemedim şu anda. Ama hani yine de yapalım, şuraları bir düzeltmeye çalışalım. Duplicantlar da bir yandan burayı düzelsinler. Biz de o sırada tekrar şuraya dönelim. O abi buraya çok sıvı koymuşlar. Yine abi çok fazla problem yaşıyorum üst üste. Bunlar ama zamanla düzelteceğiz, merak etmeyin. Şu anda da zaten düzeltiyorum bir yandan. Hani size de göstermediğim bazı şeyler var yine. Ama hani düzeltiyorum. Düzelttiğim için zaten hani bahsetmekten bir faydası yok yani, bahsetmeme gerek yok. Bir sonraki bölüm arkadaşlar kesin bir şeyler yapacağız. Özellikle derin dondurucuyu kesin yapacağım. Ve sonra eğer vaktim çok kalırsa altına girelim istiyorum. Bu altını da yapalım. Bence yaparız yani bunu. Çünkü kablomuz burada hazır olduğu için direkt buradan çeker. Buraya bir sistem yaparız. Zaten buraları artık açabiliyorum. Gördüğünüz gibi hiçbir sıvı kalmamış bu taraflarda. Şuralarda yavaş yavaş temizleniyor. Şunu en son temizleyeceğim büyük ihtimal, bu şimdilik dursun. Veyahut da şurada kablo var aslında. Aynen abi, ben buraya da bir pompa koyacağım. Buradan da başlasın bir an önce. Şimdi arkadaşlar burada plan yapalım. Şimdi biz buraya buhar türbinini koyacağız. Tam bu noktada olacak. Büyük ihtimal sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Abi yine yanlış yapmışım bu arada. Yine bir blok fazla yapmışım. Ama şöyle bir durum var. Bu blok sayesinde şuraya aslında şey koyabiliriz arkadaşlar. Aynen, sıvı rezervu buraya koyabiliriz. Aynen abi, bir saniye, bence yanlış olmadı bu. Hatta şöyle direkt buna vereceğim. Buradan çıkanı da hemen şu noktada 3 blok soğutacağım. Aynen, buraya direkt bağlayabiliriz. 3 blok mu oluyor abi burası bu arada? Aynen, 1, 2, 3 blok oluyor. Sonra da buradan döndürürüz artık nereye gidiyorsa. Aynen, direkt böyle olur. Tabi şurada buhar türbininin çıkışını unutmayalım abi. Bunu da şöyle bağladığımız zaman. Aynen, bu oda şu anda tamam. Hatta burayı kapatsak problem olur mu? Aynen, olmaz abi. Burası tamam gibi. Aynen, şurayı da inşa ediyorum. Her yerini temizliyorum. Tamam. Burası arkadaşlar derin dondurucu şu anda hazır. Şuradan sadece etanolü basmamız kalıyor. Bu arada bir arkadaşımız bunun matematiğini yapmış. Ben de zaten yapmıştım arkadaşlar. Isı iletkenliği çok düşük. Bunu biliyorum. Şimdi arkadaşımız petrol daha iyi demiş. Ama hem petrol ile ikisinin değerleri çok yakın arkadaşlar birbirlerine. Mesela ham petrolün 2'ye 1.69 iken burada normal petrole bakalım. Hatta aşağıda hala yazıyor arkadaşlar. Hemen sizlere karşılaştırmasını göstereyim. 1.69'a bu 1.76. Yani bizim elimizde şu an petrol yok ama yine hani ham petrolü kullanabiliriz. Eksi 40'da donma noktası var. Hani hiçbir problem olmaz. Ama arkadaşlar ben yeni bir şey denemeye çalışıyorum. Hani etanol bir deneyelim. Eğer etanol çalışmazsa büyük ihtimal bu petrol şeylerinde de yaparız o zamana kadar diye düşünüyorum. Ondan sonra etanolden petrole geçeriz büyük ihtimal. Arkadaşlar son olarak buradaki sistemi de şöyle bitirdim. Buradaki kablosunu falan da çektim. Burası kullanıma hazır arkadaşlar. Sadece buradaki mutfağı yapmamız kalıyor. Şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Ben bu bölümde bir şey yapamadım açıkçası. Hani proje anlamında bir şey yapamadım. Abi bu arada Charlie yine sıkışmış. Burada ne oluyor abi? Bu yılışık piplerle ilgili bir sıkıntı var sanırım yani. Bilemedim. Bunu ben şimdi düzelteceğim arkadaşlar. Yani şundan bahsedeceğim sizlere. Bir sürü toplama görevini yaptım. Tabii şurayı görmezden gelirseniz sevinirim. Orası bayağı uzun sürecek çünkü. Bayağı bir toplama görevlerini yaptım arkadaşlar. Bayağı bir şeyi düzelttim bu arada. Hani bir şey yapmamış gibi görünebilirim ama bayağı bir şeyi temizledim. Sanırım bu son bölüm arkadaşlar. Bu hani temizliklerle ilgili yapacağım, konuşacağım son bu video olacak arkadaşlar. Ondan sonra tamamen tekrar projelere döneceğiz. Ben şöyle yapacağım arkadaşlar. Bu videoyu burada bitireceğim. Tabii o sırada son bir planımızı da bakalım. Bu videodan sonra arkadaşlar ben şunu yapacağım. Arka planda tüm görevleri yapacağım arkadaşlar. Temizleme görevleri, kazma görevleri, hatta diğer gezegenin silolarını bile tamamen bitirebilirim. Öyle de bir şey bahsedeyim sizlere yani. Bir sonraki bölümde de direkt projelere geçelim. Yani şöyle bir şey olur. Döngü 830'dayız ya. Büyük ihtimal 850-860'a falan çıkabiliriz arkadaşlar. Sizleri daha fazla sıkmamak için arka planda yapacağım. Bu arada Gama Kadifiye ayakkabı çıkmış. Olsun, bu da güzelmiş abi. Dediğim gibi arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Eğer buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar videoyu beğenip kanala yorum yazıp abi. Kanalı derken videoya yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle videoları beğenmeniz ve yorum yazmanız beni gerçekten çok iyi destekliyor arkadaşlar ve bedava. Yani sizin desteklemeniz bedava ve benim bu içerikleri üretmem için de bunlara ihtiyacım var arkadaşlar. Hani hayatın gerçekleri bunlar açıkçası. O yüzden desteğinizi bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.